Arkadaşlar iyi akşamlar. Bir derbi akşamında, bir derbiden sonra yine beraberiz. Tabii bizim gönlümüzün istediği gibi bir maç olmadı. Olabilirdi. Olmadı. Onu söyleyeceğim ama öncelikle borcum var, teşekkür borcum var Beşiktaş taraftarına. Bizim futbolcularımıza bu akşam burada kendi statlarındaymış gibi bir hava, ambiyans yaratan Beşiktaş taraftarına teşekkür borcum var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bütün yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte hep beraber çok teşekkür ediyoruz onlara. Bir teşekkürümüz de futbolcularımıza. Yani 10 kişi bir parlak sonuç daha gerçekleştirebilirdik. Şanssız bir penaltı oldu. Kırmızı kart da şanssızdı. Nedense de artık bütün şanssızlıklar gelip Beşiktaş'ı buluyor. Bu şanssızlıklar da hep belli açıklamalardan sonra oluyor. Yani hafta içinde bir Ali Şansalan operasyonu oldu biliyorsunuz. Sonuca ulaştığını da herkes görüyor. Yine biz, ben bu konuda ne ifade etsem, makul ne söylesem yine Beşiktaş kulübü PPDK'lık olacak. Şimdi soru alsam bana hakem soracaksınız. Ben de size diyeceğim ki sahada hakem mi vardı? Çünkü biz bir operasyonun hakeminin sahada olduğunu gördük. Bütün hafta içinde Ali Şansalan'ın bu maçın hakemi olduğu ama Galatasaray tarafının açıklamalarıyla değiştirildiğini sizler yazdınız, çizdiniz, söylediniz televizyonlarda. Şimdi ben ne diyebilirim bu konuda? Hangi sözü söyleyebilirim? Pozisyon yorumlarına girmem. Hiçbir zamanda girmedim. Onun gereği de yok şu anda. Ama yani biz bir açıklama yaptık mı maçtan önce? Rakip takımın yöneticisinin yaptığı açıklamadan sonra söylediğimizin dışında biz de bir polemik yaratabilirdik. Yani polemik yaratarak sonuç alınıyorsa biz de bir polemik yaratırdık. Yapmayacağız arkadaşlar. Beşiktaş kulübü böyle şeyleri yapmaz. O yüzden büyüktür. O yüzden hepsinden büyüktür Beşiktaş. O yüzden tek büyüktür Beşiktaş. Benim bütün söyleyeceğim bu, diğer hususların tamamını kamuoyunun özgün, bağımsız, yansız düşünen insanların çok iyi değerlendireceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Ben belirtmedim. Ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey, kulüp açıklaması. Buradaki Kano ve Ali belge neydi? Bu nasıl? Bilmiyorum size. Biz açık istihbarat. Siz yazdınız, biz söyledik. Biz bir şey demedik. Siz yazdınız. Gazetelerde söylediniz. Rakip takımın yöneticisi söyledi. Biz de onun üzerine, onun anlatımı üzerine anladık ki bir oyun döndürülüyor. Bir fırıldak döndürülüyor gene. Onun üzerine açıklama yaptım. Ben hakem, maçta hakem hatası var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Daha ne yorumları izleyebildik, ne maçı, ama yanak arkadaşlar diyorlar ki yan hakem penaltı verdi. Bilmiyorum doğru mu? Yorumlara, pozisyon yorumlarına girmeyelim arkadaşlar. Benim burada özellikle üzerinde durduğum konu şu. Bu doğru muydu? Yani bu maça Ali Şansalan atanmış. Sonra algoritmayla Halil Umut Meler mi çıkmış? Halil Umut Meler hatırlarsınız bir maçımıza da manuel olarak çıkmıştı. Niye Halil Umut Meler? Niye? Niye Ali Şansalan'ın adı gündeme getirildi de sonra Halil Umut Meler ortaya çıktı? Bunun takdirinin yapılması lazım. Bu her takım için geçerli. Arkadaşlar bizim bir maçtan önce çıkıp bir hakem atamasıyla ilgili bir polemik yaptığımızı gördünüz mü ya? Bizden önce birileri polemik yapıyorsa cevap vermek zorundayız. Allah aşkına ya, hepimiz emek veriyoruz ya. Yani hepimiz emek veriyoruz. Ondan sonra ben daha önceki açıklamalarımda da söyledim. Tribünlerden kötü tezahürat olunca ki bize de oluyor. Sosyal medyada bize ne küfürler edildiğini sizler biliyorsunuz. İsterim, dilerim federasyon da takip etsin de bir görsün. Federasyonun bu algoritması, yapay zekası, manuel atamaları yüzünden biz neler işitiyoruz. Onlar da görsün.
Ama tribünleri kim tutabiliyor? Arkadaşlar tutabilseydik kendimizi tutardık. Bize istifa diye bağırmıyor mu tribünler? Yani tutabilsek kendimiz için tutardık. Konuşturabilsek, bağırttırabilsek. Beşiktaş taraftarı kimsenin güdümüyle hareket etmez. Beşiktaş taraftarına kimse bağırttıramaz. Beşiktaş taraftarı gördüğünü bağırır. Ha yönlendirme var mıdır, yok mudur? O ayrı bir tartışma konusu. O bizim konumuz. İçimizin konusu. Ama benim burada konu etmek, üzerinde özellikle durduğum şey, spesifik bir şey söylüyorum. Yani Ali Şansalan'ın adı niye tartışıldı? Ya maçtan önce biz Ali Şansalan atanacak diye bir şey bilmiyorduk ki. Niye gündeme getirildi? Bir derbi maçından önce niye gündeme getirildi? Lale Orta'nın verdiğini söylediği kayıtlardan çok daha önceydi elimizde her türlü belge var denildiği. O belgelerin hiçbirini görmedik. Sonra yok Lale Orta belge başkanı Sayın Lale Orta Fenerbahçe kulübüne şey göndermiş. Kayıt göndermiş. Bizim ilgimiz dışımızda. Ama nedense hemen Beşiktaş devreye giriyor. Bu konuşulurken bir bakıyorsunuz Beşiktaş. Niye? Çünkü Beşiktaş'ın hafta sonu maçı var. Ben işi medyamızın bu işleri iyi takip eden ciddi, yansız, objektif, sağduyulu yazarlarına, yorumcularına ve kamuoyumuza bırakıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Hoşçakalın.